Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için değişen eşyalarla birlikte orta koridorda Akali oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şimdi şuradan ilk etapta neredesin sen önerilenler? Şuradan Doran Kalkanı başlangıcı yapacağız. Faker'ın yaptığı bu build'i gördüm. Oldukça da hoşuma gitti. Biliyorsunuz Hextech silah kılıç yok artık. Olmadığı için yerine Akali adına alınabilecek şöyle 3 eşya var. Gece tırpanı, vardiyan, vardiyan ne? Hextech füze kemer. Faker bu noktada Hextech füze kemerle birlikte oynamıştı. O yüzden onu deneyeceğim. Ya da gece tırpanı ile birlikte oynayacağım. Ama sanıyorum gece tırpanı daha çok işimize yarayacak ya. Füze kemer büyü nüfuzu veriyor. Gece tırpanı da yetenek hızı veriyor. Aslında yetenek hızı fena değil. Büyü nüfuzu da o noktada iyi oluyor. Bu yüzden çok kararsızım. Bakalım göreceğiz. Bir de şu özelliği var gece tırpanının. Bir şampiyona hasar vermek ona fazladan ilave hasar vermenizi ve sana 1,5 saniye hareket hızı kazandırır diyor. Yani tam Akali'lik bir eşya aslında bakarsanız. Yani Akali'nin bayağı işine yarayacak bir eşya. Bunu da alabilirim. Bakalım duruma göre göreceğiz. Hangisini tercih etmemiz gerektiğini kararlaştıracağız. Ona göre bir eşya tercihinde bulunuruz. Roket kemer de yine ileriye doğru atılmanızı sağlayan bir özelliğe sahip. Ana ürün olarak elektrik ver tercihinde bulundum. Dediğim gibi tümüyle Faker'ın kullandığı ürün ve build'i örnek alarak gideceğim. Bakalım neler olacak. Şöyle şurayı kapatayım. Ürünlerin tamamı videonun açıklama kısmında mevcut dostlarım. Oradan ürünlerin tamamına erişebiliyorsunuz zaten. Karşımıza Silas vardı. Hala gelmedi koridora. 2 AFK var demişler. Üzdü. Gerçekten üzdü. Tam da bütün minyon dalgasını temizlemiştik alın diyormuş. Gelin lütfen ya. AFK kalmayın abi. Niye AFK? Top lane'leri ve orta koridorları yok değil mi şu an? Sağ ol kule. Canımsın kule. Aldayı adamlar sur verecekler ya. Üzdü. Niye AFK kalırsınız ki çocuklar? 2 levelde bota gitmek de çok verimli değil. Şuralarda bir takılalım bakalım. İnsan vücudunda 300'den fazla basınç noktası var. Yeni destek de var ya. Kabus oluyor gerçekten, çok kuvvetli. Yani yeni eşyalarla birlikte her karakterin bu erken oyun anlık hasarı çok fazla artmış durumda. Ya anlamsız bir şekilde, nedendir bilmiyorum. Normalde stabil aynı kalması lazım. Çünkü aynı eşyalar. Eşyalarda bir değişim yok. Başlangıç eşyalarında bir değişim yok. Surlamadı rakip takım. Garip. Kazix mazix oyunda. Bota gitsek elinin canı az. 4 leveliz aslında. Bir deneyeceğim orayı. Tamam, zaten amacım burada gameplay'den ziyade eşyalarla birlikte ne durumda olduğunu görmek. Kenan da geldi. Demek ateşle oynamayı seviyorsun. Güzel. Hemen bir reset denelim. Almamız gereken 2 tane skor vardı. Buradan temizden çıkardık. Silas da gelmiş. Oh. Mutlu oldum. Gelmesi üzülürdüm. Şuradan Hextech'imizi tamamladık. Ardından çizmemizi alalım. Pink ward'umuzu alalım. Ve koşalım koridorumuza. Silas olsaydı bu rotasyonu yapamayacaktık mesela. Şimdi bu aldığımız eşya ne işe yarıyormuş? Hemen sizin için onu okuyacağım. Diyor ki bir şampiyona hasar vermek fazladan büyü hasarı verir diyor. 40 saniyede bir tetikleniyormuş. Eşyamızın da temel olarak 40 yetenek gücü varmış. Yani biz her böyle Q ile dürttüğümüzde falan anlık olarak ilaveten hasar vermiş olacağız rakibimize. Kazix orada base atıyor. Silas'ın burada minyon biçmesine saygı duymayacağım. Güçlenmesini istemiyorum. Çünkü Silas da bir canavar haline dönüşüyor bir yerden sonra. Baş edemiyorsunuz.
son vuruş yapmaya devam. 30 milyonluk bir fark yarattık. Kha'zix bot lane'de. Bizimkiler orada ölecekler. Bundan sonra kimseden emir memir alma. Aa, hayret, ölmedi. Yani şey, ölmedi Tristan'ı. Bir skor gene okey. Bu senaryo için. Milyonu attık. Adamı atsaydım da üzerine gitmeyecektim. Kha'zix bu arada ejderha mı başladı? Gerçekten öyle bir şey mi yaptı? Ben de 6 level olmuşken hem de. Ah, vuramadım. Bir hit daha vuramadım. Bir hit daha vurabilsem var ya, o pozisyon benim için win'di ya. Gerçekten o pozisyon benim için win'di. Ben Kha'zix'in ejderha girdiğini gördüm ama ejderha atak yaptı o adam ya. Beni çok üzdü. Kha'zix, bunun intikamını alman lazım senden. Böyle olmaz. Bir hit ya, orada hit'i ben vursam ben öldüreceğim adamı. Tabi shutdown vereceğiz Silas'a bu noktada da, gene dert değil. Hani Kha'zix'i en azından kesmiş olacağım. Onu jungle'da geri düşüreceğim. Neyse, sağlık olsun. Ben bota motor rotasyon yaparım. Ultim bu arada daha mı çabuk geldi? Bana mı öyle geldi acaba? Bu arada fena değil yine eşyalarla akıllı. Açıkçası oldukça beğendim. Koridoru hızlıca itip yardıma gidebiliriz bot lane'e falan. Kamyon minyonu kaçırmak o kadar koyuyor ki. Buralarda görüş yok. Adamların her yerde totem var ki. Geldim. Q'sunu tutturamamış olsa keseceğim adamı da. Dive girerler buna. Nocturne 6 level. Aa, ultisi yok. Sıçra at. Aa, Kha'zix burada. Kha'zix'e geliyorum. Kha'zix'e geliyorum. Leona garibim kuleye vurmaya çalışıyor. Bizimkiler her biri farklı bir şey yapıyor. Kha'zix'e çok rahat bir tane kill aldı. Zaman kaybetmeyeyim. Yani Silas eşyasız haliyle bile canımızı okudu sağ olsun. Yani tahmin ettiğimden daha fazla vurdu. Eşyasız demeyeyim, iki tane kuvvet kitabı varmış da. Ay ay, birazcık sıkıntı bu oyun arkadaşlar. Lose kokuyor ama bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sen gel bakalım. Üzerine bu oyun Merkür çok fazla yakışacak. Yani Merkür olmazsa olmaz bu oyun. Eğer almazsak, hem Silas var, hem Cannon var, hem Annie, hem Lux. 4 AP karakterle oynuyor rakip takım. Mecburen ihtiyacımız var buna. Şunu bekleyeceğim. Aa, adam Infernal'ı çıkart. Nocturne çok pasif kalıyor, çok. Tabii bot kaybettiği için Kha'zix rahat bir şekilde ejderha mejdere giriyor. Ya şurada beni çok güzel baitledi adam ya. Ejderha giriyormuş gibi yaptı falan. Öldü mü? Güzel. Ama skor Lux'a gitti. Ben Lux'ı keserim late game'de muhtemelen. Oo, helal Leona. Tamam, bu iş bende. Silas tapa mı gitmiş? Evet, Silas tapa yollamışlar. Ya ben sana yardım edeyim. Bunu daha hızlı bir şekilde al. Bu adam burada.
Karşımıza Kenan'ı yolladılar. Yırtıcılı Kenan'ı. Öldün be kankam. Güzel. Keşke ikinci ultiyi birazcık daha mantıklı bir şekilde saklasaydım. Neyse. Kenan piyasada yok. Kenan nereye gitti bilmiyorum. Şimdi geldi koridora. Ya biraz fazla kaşındın Kenan'cığım. Ben vururum. Acaba ultin falan var mı senin? Durumun ne? Kha'Zix beni denemek ister. Beni burada boş bırakmaz. Botta bir fight var. Ona doğru koşmaya çalışacağım. Ya haritanın her yerine koşmak zorundayım. Kestiler değil mi? Güzel. A Kha'Zix. Şurada adam. Çıkması lazım. Tamam, okey. Sakin bir şekilde geri dönebiliriz. Smith'e alamet bırakıldı. Kha'Zix'i burada bekleyebilirim bu arada. Dive atacak Leona'ya. Geliyorum. Güzel. Birebir bir trade yaptık burada. Kenan'cım ne yapıyorsun? Hayır. Tutuştura ölmeyecek değil mi? Öldü. Neyse, shutdown Kenan'a gitti. Kenan zaten böyle ahım şahım güzel oynamıyordu. Sorun yok. Biz şuradan gece tırpanını tamamlayalım. Merkür'ü tamamlayalım. Ardından neye gidebiliriz? Zonya çıkıldığını gördüm. Zonya'ya gidebiliriz. Sen ne yapıyorsun uğursuz koruma? Bir şampiyon yetenek hasarı vermek. Onun 4 saniye boyunca yanarak her saniye azamayacağını 1.5 değeri kadar büyü hasarı almasını sağlar. Bir şampiyon etkilenirse 10 zırh ve büyü direnci sağlar diyor. Güzelmiş aslında ama ben maksimum hasara gitmek istiyorum. Bir işe gideceğim. Faker normalde Zonya'ya gitmişti. İkinci eşya olarak ama onun matchup'ı birazcık daha defansif olmasını gerektiriyordu. Benim şu an öyle bir ihtiyacım yok. Nocturne kesti. Güzel. Kha'Zix'ten o üstünlüğü almış olması beni mutlu etti. Kenan ne yaptın? Ya bakayım. Daha senin kore eşyan bitmedi mi Kenan'cığım? Üf. Hasara bak. E yeteneğiyle bıraktığımız hasara. İlk hasarı fazla veriyor ya, bir de tırpan bitti. Çok güçlü bir eşya değil mi ya? Mükemmel bir eşya. Ben bayıldım buna. Tam akıl eşyası olmuş. Bundan sonra kimseden emir beni de almayın. Kha'Zix top lane'de. Hadi Kenan'cığım bir şeyler dene. Üzdün beni. Bana keyif veren düşmanlarıma acı verecek. Alamet mi var bize? Yok. Ne yapıyor bu çocuk ya? Bota da yardım istiyor Tristana. Tristana'yı dive'layacaklar Leona burada diye. Ben bota inmeliyim ya. Tutuşturum birazdan geliyor. Tutuştursuz orası riskli ama o riski almaya değer bence. Dive geliyor bu arada. Atamadılar. Gölgenin yumruğu annem.
Ah, ayısı duruyormuş. Hay ayıcığına ya. Şu pozisyonda niye atmazsın ki ayıcığına? İlk baştaki pozisyonda at işte Lux'ın üstüne geldiğimde. Adam korumak için atmadı. Neyse iyi ki de atmamış. Şey ölmedi. Lux ölmezdi yoksa. Sen de gel. Bu sayede, bu pırıltı sayesinde de yine ilaveten bakın bir yetenek kullandıktan sonra ilk otomatik vuruşumuzu nasıl hasar atıyor. Yine burst bir hasar çıkartmış olacağız. Keserler bunu herhalde. Leona'da ulti yok. Ama denemediler. Arayüz. Gel bakayım seni şuradan. Peki. Top lane bayağı openlandı. Vladimir çok güçlendi ama burada 2v1 yapabilir aslında. Çok kuruyor çok. Aha o sıçra neydi? Kestin onu da kes. Kendini tutar, hiç bana Kesemedi değmez. garibim. Yetişemedim ben de. Yeni doğdum. Durdurulamaz. Buradan da alabileceğin bir şey yok ki. İnsan gibi bunları düzen En kurmaz. iyi kesmişler. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Yapmayın. Beni durduramazlar. Hayır. Aman diyeyim Leona. Öyle hareketlere gerek yok. Beni korkutma. Çok gold lazım bize. Çok. Bir sürü gold lazım. Bir de gece tırpanı bize büyü hızı da veriyor. Bekleme süresinde azalma yani. Gıdıklaya gıdıklaya vuruyoruz. Kennen burada ne yapıyor? Kennen'a geliyorum. Alabildiğim kadar skor almam lazım. Geldim 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 geldim. Selam Kennen. Zamanı gelmiş. Oo saygılar. Yanında en iyi çıktı. Bizim için o koridor bitti. O kadar çok rotasyon yaptım ki, o kadar çok gezdim ki haritada. Farmda deli gibi geri düştük ya. Selam öldürmek değil, ne Hayır olur. hayır 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 hayır. Burada fight çıkacak. Minyon kesemiyorum arkadaş fight çıkacak diye. Bak bu burada. Eni bu arada çok güçlenmiş ya. Bu sezon kabus Eni destekler bir sürü göreceğiz. Arkadaş edinmeye gelmedim. Kuleyi de alalım bakalım. Güzel. Kuleye. Kes onu. Güzel. Aman aman. Aman aman. Gördün de Brom. Orada Lux ultisini yemeseydim belki birazcık daha can barım fazla olur. Trade denerdim de. Okyanus ejderi kaybettik bu takastan dolayı. Neyse benim Leech'im bitti. Zhonya'ya veya Morello'ya gitmem lazım. Şu an için Morello benim adıma daha mantıklı geliyor. Sonrasında Banshee. Gerçi Banshee de değil. Direkt Zhonya'ya çıkmak daha sağlıklı olacak bu oyun. Ya Banshee alsam ilk kitle aslında Banshee alacağım. Banshee evet. Lux Q'su veya Annie ultisi Annie'nin sersemletilmiş yeteneği direkt isabet etmemiş olacak.
Banshee bildiğimiz Banshee bu arada. Herhangi bir şey değişmedi. Leech ile birlikte bırakacağım hasar var ya, efsane olacak. Göstere göster, oraya gidersek o adam orada durmaz ki. Niye dursun? Lux falan nerede? Ha, Lux bota gitmiş. Bak şimdi öyle bir dünya yok. Güzel. Ucuz atlattık bu arada. Kha'Zix beni kesebilirdi. Sıçrama olmasaydı ölmüştüm. Hadi bir base atalım. Burada Kha'Zix'i beklemiyordum yani. Lux'ın arkasını kollayacak biri çıkar diye düşünmüyordum. Kha'Zix bir anda ben buradayım dedi. Kafamıza atladı vallahi. Allah'tan geç kaldı da. Silas bu arada oyuna erken bağlanmış olsa senaryo çok farklı olabilirdi be. Helal, Tristana da döndü oyuna. Hadi baronumuzu da alalım. Adamın adı Tristana başkan. 73 sayısı var bu dakikada. Ve hani bir Tristana OTP'ymiş gibi oynamıyor adam ya. Benim yetenek hızım ne oldu? 66. Çocuk her yerden tutturuyor ya. Bir tanesine yakalanmasam var ya, keseceğim. Direkt keseceğim bu arada. Hiç uğraştırmayacak. A. Ya bitti oyun ya. Tık. Haydi bitirelim oyunu. Ya da bitiremesek de en azından inhibitor kulesini burada çıkartalım. Kha'Zix ayakta. Ne olur kafama atlama Kha'Zix. Atladı. Kuleden çok gittiydim ya burada. Gördüm Kha'Zix'in de görünmez olduğunu ha arada. Ah. Kestiler neyse ki. Morello gel bakalım. Urus koruma değil de Banshee. Hadi Vlad'cım. Bak 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 bak, Tristana'ya bak. Kesti Allah'tan. Kaç bir de. Sıçra değil, W'un var senin, adam öldürdün. Elektrik verle girmiş bir de. Nasıl hasar çıkarttı orada. Helal. Q'su dönerse kesecek, dönmedi. Neyse iyi. Bulut ejderi geliyor. Pardon, okyanus ejderi. Bunu alacaktır Nocturne. Daha ben de ona doğru yanaşırım şimdi. Yardımcı olurum. Farmımız rezalet ama çok takılmıyoruz. Çok rotasyon yaptık bu oyun. Düşmanım da bol bıçağım. A ne ayıymış arkadaş ya, bitmedi ya. Hani bak,
Kendisi değil, ayısı kesiyor. Cidden kendisi değil, ayısı kesiyor ya. Bak bir de tutuşturu da bırakmış gitmeden önce. Kazik'si de kesecektim orada ne güzel. Ey Allah'ım ya Rabbim. Banshee'yi keşke biraz önce bitirseydim var ya. Direkt böyle işimin çok kolay olmasını sağlayacaktı ne güzel. Ne yapıyor Tristana? Kaçtığı noktaya bak. Bu bir Lux skoru gördüm gibi. Güzel. Kuleyi aldı ama ikinci kuleye yürüyecek mi? Yürüyor, vallahi yürüyor. Ben yalnız çalışırım. Böylesi daha Şuraya totem dağıtmadı. Yalnız da aldık. İnhibitör de alacaklar bu sayede. Ben burayı itmeye devam edebilirim. Turda. Sur vermediler zaten. İkinci kule gelmeyecek herhalde. Kaybettiler burayı. Zaten Vlad öldüğü anda direkt orası lose oluyor. Kazanamıyoruz. Ya eni, şuna bakar mısınız ya? Savaş orada. Bana gelmeyeceksin ya. Allah Allah. Sevmiyorum ya eninin ayısını. Çok sinir bozucu. Oynarken kendim oynarken çok keyifli de karşına gelince cidden sinir bozucu. Bize ne diyor? Hiçlik Rabadon. Hiçliğe gidebilirim aslında burada. Ya da Rabadon'la maksimum yetenek gücüne de ulaşabiliriz. Hadi Rabadon alalım. Gerçi aşırı büyük sopaya paramız yetmiyor. Hiçlik alırız biz de. Şu an bu arada gördüğünüz gibi yeni eşyalarda da gayet oynanabilir durumda. Ha tek sıkıntınız heksirah kılıç rakibi yavaşlıkta kovalamanızı sağlıyordu. Artık yeni eşya sayesinde güzel. Artık yeni eşya sayesinde siz hızlanıyorsunuz, rakibi yavaşlatamıyorsunuz. Böyle bir fark olmuş arada. Oy, silindi bizimkiler. Ne yaptınız çocuklar? Kötü trade oldu. Vladimir de AFK yanlış hatırlamıyorsam. Ejder geliyor. Bunun etrafında oynayacağız. Sende hala aynı statlar var zaten. Farklı bir şey yok. Benim ultim geldi. İnsan vücudunda 300'den fazla basınç noktası var. Kimse hepsini koruyamaz. Hadi bakalım. Burada illaki ejder için birileri gelecek. Şuradan da geçmek istemiyorum. Gözükmek istemiyorum. Allah Vladimir AFK değilmiş. İyi. Hadi arkadaşlar yok mu kimse? Bana keyif veren düşmanlık Ejder maç geliyor gelecek ya. mi? Kesti bile bizim adam.
Eni kayboldu yalnız. Eni de buralardaydı. Onu göremedim. Ah minyonlar. Ha, Eni ejder pitine gitmiş. Baksana Eni'ye. Kazix de oralardadır kesin. Şu an enerjim yok. Ne yapıyorsun ya? Ah, Lux'ın her Q'su tutmak zorunda mı bana? %20 kilim olmuş bu arada aradan. Fark etmedim. İşlik bitti. Bütün eşyaları aldık. Fazladan %20 demeyeyim de 20 büyü hızı kazandık. Bu da işte bize tekabülen %31 bekleme süresini azalma verdi. Ulti 41 saniyeye düşüyormuş arkadaşlar. Tüm eşyalarla yani. Kor eşyamız bize 5 yetenek hızı vermesine rağmen. Lux'ın iyice hasara baktın ama Lux çok fazla hasar yemedi Vladimir'den. Vladimir'de ne var? Vadi yaran var bak mesela. O da büyü nüfuzu almış. Çatışmada uzun süre kaldıkça gerçek hasar veriyor. Yani aslında Akali için yine uygun bir eşya. Gerçek hasar vermenizi sağladığı için ama dediğim gibi şu eşya gece tırpanında fena değil. Sırf verdiği hareket hızından dolayı aldım bunu. Normalde büyü pardon yetenek hızı için ihtiyacım yok ama bizim maviye de birkaç saniye varmış. Ona gitseydim güzeldi. Hissetmeyeceksin bile. Deli çocuk. Yırtıcı basıp üstüme koşuyor. Banshee varken yapmazsın onu ya. Banshee varken adam onu ulti bastı. Ah çıkamadım. Ultiyi spamladık da kitle kontrolünden çıkamadık. Peş peşe ölmelere başladım ha. Oh Tristana geçmiş olsun. Pozisyon bile alamadı adam. Enteresan bir sıçra. Allah'tan Vladimir'imiz falan var. Yani hakim oyuna. O da düştü. GG. Ya şu oyun 34 dakika sürmesi gereksizdi yani. Gereksiz uzattı. Hızlı bir şekilde bitirebilirdik bu oyunu. Ama en azından eşyaları görmüş olduk. Güzel. GG. Bitireceklerdir şimdi. Arkadaşlar orta koridorda yeni eşyalarımızı Akali bu şekilde eskisinden pek fark olduğunu düşünmüyorum. Oldukça güçlü hatta. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like ve yorum olarak bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.